Devam edelim. Yine bizden bir haber varsa da MHP Adana Milletvekili ve MYK üyesi Muharrem Varlı, TV Ada yayınlanan İlhan Gey'in Yayın sunduğu analiz programına konuk oldu. Programda özellikle çiftçi sorunlarına değinen Varlı, Adana'daki diğer sorunlarla ilgili de konuştu. Öncelikle İlhan Bey, sizin nezdinizde bütün TVA çalışanlarına teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Adana Milletvekili Muharrem Varlı, TVA'da yayınlanan İlhan Gey'in sunduğu analiz programına konuk oldu. Çok elin bir olay yaşandı. Orada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Adana'nın sorunlarından başkanlık sistemine kadar İlhan Geyin sorduğu tüm sorulara içtenlikle cevap veren Muharrem Varlı gelen bir soru üzerine çiftçilerin şikayetçi olduğu konulara da değindi ve Adana'da tarımın desteklenmesi gerektiğini belirtti. En çok girdi maliyetlerinin yüksekliğinden çiftçimiz şikayetçi ki haklı da bunda. Dolayısıyla tarıma destek vermek lazım. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Dünya yakın gelecekte dünyanın ...en önemli şey gıda olacak, bunu Kesinlikle. durutmamak lazım. Muharrem Varlı, Türk çiftçisi dünyanın en pahalı mazotunu gübresini kullanıyor diyerek... ...Tarım Kredi Kurumu hakkında eleştiriler de bulundu. Yani mesela Tarım Kredi diye bir kurum var, Türkiye'nin Tarım Bakanlığına bağlı bir kurum. Bunlar gübre getiriyorlar, serbest piyasadan daha yüksek fiyata satıyorlar. Halbuki gübre fiyatını regüle edebilecek kurum Tarım Kredi Kurumu. Tarım Kredi girecek piyasaya, gübre fiyatları yükseldiği zaman daha ucuz maliyetle çiftçiye gübre verecek. Varlı Çukurova'da pamukçuluğu desteklemek adına Türkiye'nin 3.5 milyon pamuğa ihtiyacı olduğunu söyledi. Türkiye aşağı yukarı 2-3 milyar dolarlık yağlı tohumlar ithal ediyor. E Türkiye bunların hepsini üretebilecek tarım arazilerine sahip. Yani pamuk Türkiye'de 3.5 milyon ton pamuk ekildiği zaman e, ham yağ oranını çiğitten önemli bir miktarda karşılamış olacaksınız. E, yine Türkiye'nin 6.5-7 milyon ton civarında mısır e, ihtiyacı var. Yani Türkiye bunu da üretebilecek araziye sahip. İşte İç Anadolu bölgesinde Mısırı desteklerseniz, Urfa hariç Güneydoğu Anadolu bölgesinde Mısırı desteklerseniz, peki Adana da Mısırı desteklemek e, Adana'da doğru Mısır değil mi? Doğru değil. Adana da desteklemek evet. lazım. Adana'da elbette ki mısırı da öldürmemek lazım. Yani mısır da ekilmesi lazım ama esas Adana'nın temel şeyi pamukçuluk. Son olarak Türkiye'de köy okullarının kapatılmasıyla ilgili yorumlarda bulunan varlığı köy okullarının açık olması hepimizin arzu edeceği bir durum olur. Fakat bazı köylerde sınıflar dolmuyor diyerek sözlerini devam ettirdi. Köy okullarının açık olması elbette ki hepimizin arzu edeceği bir şey olur. Yani çocuğun aynı kendi köyünde kendi akrabalarıyla veya kendi taydaşlarıyla, kendi arkadaşlarıyla eğitim alması, ailesinin yanında akşam yemeğini yiyip onlarla birlikte oturup kalkması. Yalnız tabii küçük köyleri düşündüğümüz zaman yani 3-5 tane talebenin ancak olduğu köyler var. bazen sınıfların dolmadığı köyler var. Bunlar da düşünüldüğü zaman yani bir köyde toplu olarak bunlara eğitim verdirilebilir mi? Yakın, çok yakın çevrede bunların hepsi düşünülebilir ama yani köy okullarının elbette ki eğer sınıf yeterince yani sınıf sayısını doldurabilecek öğrenci varsa açık tutulması çok doğru olur. E, faydalı do